Olmayan da eşek satıyla 23 kilometre suyu veya ahut da kevadan kendine tanker alıyor, yer alayıp götürüyor motoru. Bu tankerden su getiriyor. Bu tanker bize 20 gün su bunun içinde kalıyor. Bak her kapıda tanker var. Ocağımız, ondan sonra süt makinemiz, efendime söyleyeyim, artık ben ne diyeyim, sobamız, her şeyimiz bunun içinde. O da misafir çadırımız. Şimdi ben de şunu dile getirin, kadın haklarını istiyoruz. Kadınlar haklarında da yani görevi yerine getirirler. Sularımız olsun, yollarımız olsun, bize imkan versinler. Yani biz de hayat, bir rahat hayat yaşayalım. Evet, siz tabii çok zorluklar çekiyorsunuz. Evet, kadınlar çok zorluk çekiyoruz. Köy yerinde su, bilmiren iş, güç, yollar, hep çamur, toz. Yani bir imkan istiyoruz. Biz de kadın haklarını istiyoruz. Muhtar eşisiniz. Evet. İsim neydi? Aygün. Aygün Hanım, muhtarımız 30 yıllık muhtar. Evet. Nasıl bir muhtardır, hele anlat. Valla yani işte gördüğün gibi tüm akrabaları seviyor. Hep böyle mi biz böyle? Hep böyle işte. Kran, tuvalet, böyle palto. Hep böyle. Evet, hep böyle. Allah mesut etsin. Evet. Sağ olasın. Ne iş yani? Sabah kalktınız misal yaylada, akşam yatana kadar ne işler yapıyorsunuz? Sıralayalım şöyle. Valla şimdi muhtar kendi görevini yapıyor. Sabah kravatını bağlayıp araba biniyor, akşam kapıya iniyor. Ama benim görevim de kalkıyorum, inek sağıyorum. Sütü makineye veriyorum, peynir çekiyorum, kaymak yapıyorum, yağ yapıyorum. Ekmek pişiriyor saçtan, tendirden. Ama sana yağ verecek. Şu anda süt de verecek. Evet, kadın haklarından. Kadın haklarından ha, ona göre. Bir de onun da yardım ediyor mu sana? Tanayı bağlıyorum, tanayı götürüyorum. Çocuklar yardım ediyor, muhtarın işi de o. Bir de devletimiz diyor ki hayvancılığa biz önem verelim. Siz de görüyorsun ne şartlarla, ne imkanlarla hayvancılığa bak oradan evimizi bırakıyoruz. Şimdi benim evimde en azından milyonlarca eşyam vardı. Onu orada bırakıp geliyoruz bu hayvancılığı bir 3-5 kuruş kazanmak için bu çileyi çekiyoruz. Bu çadırlarda, bu soğukta, yağmurda hayvancılığa önem vermiyorlar. Ne destek? Hayvancılıkta yanlış olan ne? Yani yanlış olan şudur. Devlet dişi malı teşvik vermesi lazım, üretmek için. Yem katkısı vermesi lazım. Bu şekilde benim bu köyümde 1500 büyükbaş çıkıyordu, 3000, 4000 de küçükbaş. Şimdi geldi 400 büyükbaş, 500 de küçükbaş kaldı koca köyde, bu köyde. Ben yani bu hayvancılığı böyle bu şekilde devam ederse, köylü kendi 3-4 tane yine kendi yağ sütünü üretmek için bırakır. O zaman çoğalma olmaz. Üretim olmayınca zor olur. Bu yanlış politikalardan kaynaklanan bir şeydir. En azından dişi mala bir destek vermeleri lazım. Dişi malın kesimini yasaklatması lazım. 1-2 sene kurbanlığa götürmemesi lazım. Bu dişi malı elinde tutan kişiye de bir yem katkısı yapması lazım. Bu adam da sevinerek bu dişi malını hepsini en iyi boğalardan, en iyi veterinerler spermin üretip güzel bir ırk, güzel bir mal en azından diyecek ki ben de bir ekmek yiyorum, kazanıyorum. Zarar ettikten sonra sen bir iş yapar mısın? Bakıyorum köylü zarar ediyor. Ben kendim de babamdan ayrılalı 35 yıl oldu. Ben kendim 60 yaşa yaklaşık 58 yaşındayım. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Baktım ki hayvancılıkta ekmek yoktur. Kars'a gittim, Kars'a taşındım. Tekrar devlet bazı teşvikler verince ben gittim arazimi de ekmeye başladım. Hayvancılık da yapmaya geldim. Köyüme yine muhtaç kaldım. Ama bu konularda, politikada bu hayvancılığa herhangi bir destek vermeyince, köylüye bir katkı vermeyince hepsi bırakır. Hayvancılık da Türkiye'de, Kars bir hayvancılık bankasıdır. Bütün iller gelip Kars'ta hayvan alıyor. Üretici ekmek yemedikten sonra, yem pahaladıktan sonra samanı ithal ettiriyor. Koca bir bak, hiç kimse çoksa ekmiyor. O konuda devletin halka bir katkısı lazım. Bir...
Konserde bakacağım. Ben diyorum ne? Karayağı. Böyle çek abi, öyle çek. Bura devlet kalktı. Ben 70 yaşındayım. Efendime söyleyeyim, bu yayla hayatını de atadan babadan deri bu beri bu yaylalara çıkıyoruz. Bu yaylalara çıkıyoruz. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şu an akşam üzeridir. Belki hayvanımız da gelir. Ondan sonra sağılır. Ondan sonra içeri sağılır. Koyarız. Efendime söyleyeyim böyle ne diyeyim artık. Bir hayatımızdan böyle bir şey yaşanıyoruz. At ev çıkıyor yaylaya. Burada 30-40 ev çıkıyoruz yaylaya. Ondan sonra bu yaylaların suyu yok. Su sıkıntısını çekiyoruz. Bu tankerlerle su gidip başka köylerden getiriyoruz. Yani bizim bu yaylaların hayatı güzel ama suyu yok. Tek sorun. Evet. Tek su sorunumuz var. O su sorunumuzda sizden rica ediyoruz. Bu medyaya veyahut tüm televizyonlara duyurmanızı rica ediyorum. Böyle bir şeyimizi, gelirlerini götür. Kaç yıllık muhtarsın? 30 yıllık muhtarım. Her anda belki de devam edebilirim. Köylü seviyorsun. Köylü seviyor beni. Ben de köyümü seviyorum. Ne özelliğin var ki seviyorsun? Ne yapıyorsun? Valla artık ne özelliğin varsa köylüden sorun. Evet. Sorun. Köylüden sorun. Şimdi bizim köyde yabancı kimse yok. Evet. Köyümüz 300 haneden fazlaydı. Çok göç olayları oldu. Kars'ta şu anda 70 hane var. Digor merkezinde 30-35 hane var. 100 haneden fazla İstanbul'a köçtüler. Muhtarımız da yabancı kimse yok. Amcamızın oğludur. Yani biz burada 4 babanın çocuklarıyız. Onu münasip gördü. Rakip de bizde aynı bir kültür gibi, bir genelek gibi. Bir iki tane rakip kendini belirtti. Biz hepimiz kınadık. Olsanız da size oy vermeyiz. Muhtarımızdan razıyız. Çünkü köyümüze bir zararı yoktur. Karı var, zararı yoktur. İyi geçiniyoruz. Muhtarın herhangi bir kaynağı da yoktur. Bir geliri yok. Başka köylerde yayla satımı vardır. Mera satımı vardır. Muhtar para yiyor. Muhtarsa da bir maaşıyla geçiniyor. Masrafları hep kendi cebinde karşılıyor. Halk da o konuda memnundur. Zarar görmediği için rakip çıksa da biz diyoruz ki kardeşim mevcut olan muhtarımızdan memnunuz. Yayla konusuna gelince de biz bu yaylalar ta dedemizde atamızdan kalan bir şeydir. Hazine yeridir. Devlet bize bu hakkı tanıtmış. Hayvancılık yapıyoruz. Geliyoruz bu yaylalara bir ay, bir buçuk, iki ay kalıyoruz. Gölet, maraca dedi, gölet yapıldı. O göletlerin suyu da ne kadar sağlıklıysa siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi bizim burada bir su çıktı. O suda da siz
gerek medya olsun, gerek devlet büyükleri, özel idare olsun, kaymakam, valilik de olsa, siz de bunları dile getirirse, o suyu hiç olmasın, bir içme suyu 3 kilometre yol gidip eşek sırtıyla getirmekteyse, biz de Allah tarafında orada bir su çıkmış, o konuda yardımcı olursanız iyi olur. Orada bir ambar yapılırsa köye de tahsim edebilir. Veyahut da orada kalsın, bir ambar gibi bir her şey yapsın. Herkes girip suyunu oradan da alabilir. Ama bu tanker içindeki su ne kadar sağlıklı olabilir? Şimdi bu tanker ağzı kapalı, buharlanıyor. Orada tekrar o buharı su içine damlanıyor. Ne kadar sağlıklıysa onu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Evet muhtarım. Evet. Böyle işte. Yaylada tereyağı, tereyağı, peynir, peynir, süt, onlar hepsi vardır. Kaç büyükbaş hayvan var yaylada? Benim şu an 15 büyük hayvanım var. Başka hayvan saklamıyorum. Yaylanın yani genelde. Genelde 450 hayvan. Küçükbaş da var mı? Küçükbaş da var. Küçükbaş, büyükbaş hepsi 500'e yakın var. Yok, küçükbaş 500, büyükbaş da 500. Öyle mi? Analar, Bütün kışlık ürünlerinizi hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Hepsi zaten köyde hazırlanmış. Artısını da satıyoruz. Artısını da satıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Tüm Cumhurbaşkanıma rica ediyorum bu yaylara, bu köylere bir baksın. Yollarımız, efendime söyleyeyim sularımız, efendime söyleyeyim ne bileyim köy içi yapılması, okullarımıza bir el atsın.